Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Edeb-ül İhsan isimli kitabımızdan iki dilli olmanın kötülüğü ve bu kitaptaki kaldığımız hadiste 194. hadiste başlıyoruz değerli kardeşlerim. Hadis 194 Ammar bin Yasir radıyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim dünyada iki yüzlü olursa kıyamet gününde onun ateşten iki dili olur. Hadis 195. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet gününde Allah'ın en şerli kullarının şunlara gidip bir türlü bunlara gelip başka bir türlü konuşan iki yüzlüler olduğunu bulursunuz. Hadis 196. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet gününde insanların en şerlilerinin şunlara gidip de bir yüzle bunlara gidip başka bir yüzle konuşan iki yüzlüler olduğunu bulursunuz. Maalesef bugün o kadar bu insanlar var ki sayıları sayılmayacak kadar çoktur. Hadis 197. Malik bin Esma bin Harice radıyallahu anh dedi ki babam Esma bin Harice ile beraberdik derken adamın biri amirlerden birine gelerek övdü ve aşırı derecede methetti. Sonra evin yanında oturmakta olan babam Esma'nın yanına gelerek oturdu ve aralarında geçen konuşmayı kızgınlıkla anlatıp amirin aleyhinde konuştu. Bunun üzerine Ebu Esma dedi ki Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan şunu söylediğini işittim. Dünyada iki dilli olanın kıyamet gününde ateşten iki dili olur. Allah'ım sen ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle bizi de ya Rab. Hadis 198 değerli kardeşler. Garip el-Hemedani dedi ki İbni Ömer radıyallahu anhu'dan şöyle dedim. Anhu'ya şöyle dedim. Bizler idarecilerimizin yanına girdiğimizde onlarda olmayan hasletler ile överiz. Yanlarında çıkınca da aleyhlerine dua ederiz. O da dedi ki biz bunu nifak sayardık. Hadis 199. Ebi Şa'dan İbni Ömer radıyallahu anhu'ya bizler idarecilerimizin yanına giriyoruz ve konuşuyoruz. Sonra çıktığımızda başka türlü konuşuyoruz. Ne dersin denildi. O da dedi ki biz bunu Resulullah aleyhissalatu vesselama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nifak sayardık. Hadis 200. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki iki yüzlü kimse Allah katında güvende olamaz. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته